Sesli Köşe 16 Şubat Salı Bir Gün Gazetesi İbrahim Varlı Bay Yüzde Beş ve Churchill'in Hıçkırığı 1928 yılının 31 Temmuz'unda Belçika'nın Kuzey Denizi kenarındaki tarihi Ostente kentinde küresel petrol devlerinin temsilcileri bir masa etrafında buluşur. Petrolcüler bir çıkmazla karşı karşıyadır. Asya'daki Osmanlı toprakları üzerindeki petrolün nasıl paylaşılacağı ile ilgili kafa karışıklıkları söz konusudur. Zira Avrupa'nın son hasta adamı Osmanlı dağılmış, 1916 tarihli Sarks-Picot Anlaşması'nda belirlenen sınırlar iç içe geçerek hükümsüz kalmış, 1928'de gelindiğinde de Osmanlı İmparatorluğu çok uzaklarda kalmış bir hatıradan ibarettir. 1929 dünya ekonomik bunalımına girilmek üzeredir. Tarihi konferansın nedeni de bu enerji kaynaklarının nasıl paylaşılacağı ile ilgilidir. İmparatorluk çökmüş, Yeni Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmiş, Fransız ve İngiliz himaye mandası altında oluşan karmaşık coğrafya bugün Irak, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan olarak bildiğimiz ulus devletlere dönüşmektedir. Dolayısıyla 1914'teki gibi bir Osmanlı tanımlamaya çalışan petrolcüler çıkar yol peşindedir. Şirket temsilcileri Osmanlı'nın 1914-1918 savaşı öncesi sınırlarını tam kestiremiyorlardı. Tartışması çıkmaza girince Gülbenkian imdada yetişir. Yukarıdaki alıntılar Jonathan Conley'nin Bay %5 isimli kitabından. Aktarmaya devam edelim. Kalus Gülbenkian müdahale edene dek her şey karma karışıktır. Konferansın battı batacak gibi göründüğü bir sırada Gülbenkian bir kez daha parlak bir fikir öne sürdü büyük bir Orta Doğu haritası getirtti. Kalın bir kırmızı kalem aldı ve merkez bölge etrafında ağır ağır kırmızı bir hat çizdi. Bu 1914'te benim bildiğim Osmanlı İmparatorluğu dedi ve onu gayet iyi tanıyorum. Orada doğdum, orada yaşadım, oraya hizmet ettim. Benden iyi bilen varsa buyursun. Gülbenkian'ın önündeki Orta Doğu haritasına kırmızı kalemle çizdiği kırmızı hatlar anlaşmaya adını verir. Meşhur Kırmızı Hat Anlaşması The 1928 Red Line Agreement işte böyle ortaya çıkar. Anlaşmayla bugün BP, Exxon Mobil, Total ve Royal Dutch Shell olarak bildiğimiz küresel enerji tekerleri Orta Doğu'da güçlerini birleştirirler. Bölgedeki petrolün kontrolü için birbirleriyle savaşmak yerine ortak bir girişime dahil olurlar. Türk Petrolleri Şirketi Şirket Gülbenkan'ın göz bebeğidir adeta dönemin bir numaralı emperyal gücü olan İngiliz Dışişleri Bakanlığı da plana onay vermiştir. Rakip kuvvetler sadece petrol açısından zengin Musul ve Bağdat'ta değil bütün bölgede işbirliği yapacaktır. Gülbenkian'ın Türkiye Petrolleri şirketindeki ortakları haritayı inceler ve memnun kalırlar. Bu olağanüstü tek kişilik bir başarı olarak kayıtlara geçer. Gülbenkan tek bir kalem hareketiyle milyonlarca insanın kaderini belirleyecek bir işe imza atar. Emperyal güçlerin yanlış bilgilendirilmiş sömürge valileri 1916 tarihli Sykes-Picot anlaşmasındaki fiziki ya da beşeri coğrafyayı neredeyse hiç dikkate almayan bir dizi dümdüz hatla Suriye, Ürdün ve Irak'ı şekillendirmiştir. Bu konuda belki de adı en kötüye çıkmış örnek Churchill'in hıçkırığı yani 1921'de Churchill'in dikkatinin bir anda almasıyla Ürdün'ün güney sınırında oluşan üçgen görüntüdür. İngiliz Sömürge İmparatorluğu'nun temsilcisi Winston Churchill, yemeği ve alkolü fazla kaçırdığı için tam da Ürdün'ün sınırlarını çizerken hıçkırdığı söylenir. Emperyalist aktörlerin temsilcileri haritalar çizip paylaşımlar yaparken, alkol sever Churchill'in hıçkırığı ortaya farklı bir harita çıkmasına vesile olur. Bütün bu çarpıcı anekdotlar, Bay %5 lakaplı, Petrol Baronu, Üsküdar Doğumlu Osmanlı Ermenisi Kalus Sarkis Gülbenkar'ın hayatının anlatıldığı kitaptan. Orta Doğu, daha doğrusu Irak petrollerinin pazarlanmasında alta %5'lik komisyonla dünyanın en varlıklı kişisi haline gelen Gülbenkian'ın hayatı Orta Doğu'nun hazin hikayesinin de bir özeti aslında. 1955 yılında dünyanın en zengin insanı olarak yaşamını yitiren Gülbenkian'dan bugüne Orta Doğu'da değişen fazla bir şey yok. Gülben Churchill'lerin yerini Brett McCartlar, James Jeffrey'ler, Dominic Raab'lar aldı. Gülben dizayn ettiği petrol dünyasının yedi kız kardeşleri olarak adlandırılan kartellerin çıkarları uğruna ne haritalar çizilmeye devam ediliyor. Sesli Köşe'yi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.